Merve, yerinde duramıyorsun. Evet. Kıpır kıpır. Heyecandan. Geceyi nasıl geçirdin? Yani bilmiyorum, uyudum mu, uyumadım mı hiç bilmiyorum. Habire rüyalar gördüm. Gerçi çok kötüydüm zaten yani. Çok ara ara uyandım, bir uyandım. Bilmiyorum hani. Burada dün elimi böyle koydum. Elimi nereye koyduğumu aradım, elimi unuttum. O kadar heyecanlıydın. Evet. Peki. O zaman demiştin ki bir annemin sesini duysam. Evet, hani en azından. Bir alo de. Ciddi mi? Alo. Alo. Anne. Merve. O zaman olurum ben sana. Nasılsın diye sormayacağım. Sen de benim gibisin. Seni görmek istiyorum. Hani hiç görmedim seni. Yani hiç ben de seni görmek istiyorum. Şuradan olurum ben sana. Ben sana benziyor muyum? Evet. Onun cevabını vereyim mi sana? Evet. Sana hediyemdi bu. Aç bakalım. Ay nereden? Ya hakikaten eli ayağı titriyor. Kıyamam ya. Bismillah. Ya yırt yırt. Biz savaş çocuğu, savaş dönemi sonrası çocukların yetiştirildiği çocuklar olarak bunları hiç yırtmıyoruz. Daha kuşağımız değişmedi. Yırt gitsin, boş ver. Günah ya, yırtmayalım bunları. İşte bak böyle. Ya boş ver. Ay ya. Ben. Aynı sen değil mi? Geldi mi? Telefonda ama bak fotoğrafı burada. Aynı ben. Bana benziyor. Sen biraz sakinleş, bayıldın, otur. Derin derin nefes al. Annene söyle bana ne kadar benziyor musun diye. Evet, bana çok benziyor. Hani belki ben ileriki yaşlarda onun gibi olacağım hani. Gerçek bana çok benziyor. Ben bu kadar beklemiyordum. Anne de. Telefonda konuş. Bana çok benziyorsun. Yerim, seni kurban olurum ben sana. Bizi hiç aramadın mı? Aradım. Hatta kardeşime de dedim, hani kardeşlerim, hani ablam olsun, diğer kardeşim olsun, hani okulların yanına gidiyordu falan. Sonra işte ben araştırıyordum ama daha neresine cesaret edemedim. Peki neden cesaret edemediniz? Yani sonuçta evladın mı yani, ben seni... Evet ama hani ne bileyim ya, şimdiki gibi değildi yani, o kadar şey vardı ki. Ben bunu seninle konuşmak istiyorum. Hani ikimiz konuşalım. Ben sana anlatırım. Ben konuşurum. Anlayabiliyorum. Olur mu? Hanımefendi, mesela... hala eşinize bahsedemediniz mi? Yok. Bahsedemedim. Hani zaten hani böyle kalmayacak. Söyleyeceğim yani. Hani ama hani şimdi değil dedim. Şimdi böyle yayında falan olmasın. Ben şunu anlayamadım. Zaten siz Merve'nin babasıyla beraberken onunla görüşmeye başlamışsınız. Siz onunla görüşmeye başladığınızda ne diyordunuz? Ben annemle babamla mı yaşıyorum diyordunuz adama. Ya, bilmiyor muydu ben, adam sizin evli olduğunuzu? Yok, ben bunu sizinle konuşsam. Hani şey, daha şimdi konuşmak istemiyorum. Sadece de şimdi kızımın sesini duyayım geçecek bana. Ben onunla konuşacağım, anlayacağım. Yani bir şey sormak istiyorum. Sen ya da siz, nasıl diyeceğimi de bilemedim. Babamla evli olduğun süreçte başka... Ben babamı başka biliyorum aslına bakarsan. Ben hani babamla yaşadığım problemlerden dolayı hani bir birlikteliğini sürdürmediğini biliyorum. Hani sen bir başka erkek için iki çocuğunu mu bıraktın, yoksa
Babamdan ayrıldıktan sonra tekrar mı bir yuva kurdum? Ben bunun cevabını evet. almak istiyorum. Evet, bak ben o zaman zaten asla çektiğim şeyleri zaten sana anlatacağım. Ben hani çıktım asla, yani bir erkek için asla. Yani ben zaten hani bir erkek için çıksaydım daha önce o kadar çileyi, eziyeti çekmezdim hani. Yalnız ben size bir şey söyleyeceğim. Bakın eğer doğru söylüyorsanız bu yeni evliliğinizi de yalanlar üzerine kurmuşsunuz. Ya da söylemedikleriniz üzerine kurmuşsunuz. Ve bugün geldiğimiz noktada bunun çok da sağlıklı bir sonuç getirmediği ortada. Evet, insan bugün yanlış gelen şeyleri geçmişte yapmış olabilir. Ama ben her zaman insanların yaptığının arkasında durması taraftarıyım. O gün ben bunu yaptım. Yanlıştı ama şundan şundan dolayıydı demek insanı bence çok rahatlatan bir şey. Öteki türlü bence psikolojinizi de bozuyorsunuz. Yani kendi ruhunuzu da daraltırsınız. Öyle değil mi? Evet. Yani eşinizle bir takım problemleriniz vardı ve siz şimdiki eşinizle görüşmeye başladınız. Benim burada anlayamadığım, şimdiki eşiniz akşam eve gidiyordunuz, çocuklarınız var. Kimin yanına gittiğinizi düşünüyordu sevgiliyken? Ya da arkadaşken? Bilmiyorum ki yani. Arkadaşken yani, diyeyim. Şimdi hani... Hayır zaten şey olmadı yani. Yani ben bundan şu an gerçekten konuşmak istemiyorum. Ben o kadar şeyim şu an kötüyüm ki. Yani tek istediğim kızımdı. Ben kızıma zaten anlatacağım. Asla yalansız dolansız anlatacağım kızıma. Ya benim soruma hala cevap alamadım ben. Ne koymayacaksın ki? Yani ben soruma cevap alamadım. Ben babamla evli olduğun süreçte mi biriyle görüştün? Hani onunla beraber hani böyle bir karar aldın. Yoksa babamla ayrıldıktan sonra mı bir yuva kurdun? Hani gerçekten bu sorunca ayrıldıktan sonraysa hani cevabım evet, bambaşka evet. çünkü. Evet. Yani öyleydi zaten hani. Evet. Ben zaten hani o gün çıktım yani. Evden çıktım o gün ben. Ve kimin yanına sonra, gittiniz? Evden çıktınız kimin işte, yanına gittiniz? Evet, biraz hani o gün çok kötüydüm yani. Ama sonuçta kadar kötüydüm. Ben biraz dolandım falan. Sonra dedim hani bir şekilde dedim ben kendimi şey yaparsam kızları kurtarırım dedim hani. O kadar şey cahillik yani. Hı hı. İnsan şimdiki gibi düşünemiyor. Peki yani bu son noktaya gelecek hani babam ne yaptı sana hani çok özel hani... sormuyorum yani aşırı özelini sormuyorum sana ben diyorum ki babam hani seni bu son noktaya getirecek ne yaptı? Ne yaptı yani? Bunu ben seninle konuşsak ikimiz yani telefonuma dedim zaten hani verilsin diye ikimiz konuşalım ben sana anlatırım yani biliyorum senin de hakkın. Ama ikimiz görüşelim. Yani konuşalım. Bir şey soracağım. Peki şimdiki eşin, yani evlendiğin kişi olumsuz, bunun ben olumlusunu düşünüyorum hep ama olumsuz bir şey söylerse yani işte görüşmeni, konuşmanı istemiyorum. Ki zaten çok aşırı bir aralık var. Yani 20 yıl bir süreç var. Yani bu 20 yıl süreçte tabii ki sen nasıl diyeyim, tamam annemsin, bir kan bağımız var ama çoğu hareketimin ya da davranışımın anlamını bile bilmiyor olan birisin. Hani bunların hepsini hani bir kenara bırakıyorum ve diyorum ki hani mesela eşin, şimdiki evlendiğin kişi görüşmene izin vermezse ya da bu konudan mütevellit aranızın bozulacağını, yuvanızın birliğinin dağılacağını öne sürerek hani buna razı müsaade olmazsa, etmezse, hani, müsaade etmezse ne yapacaksın? Yani yapacak bir şey yok yani. O artık onun vicdanına kalır. Ben onun vicdanına değil, ben senin vicdanına bakıyorum şu anda. Hani bir anne evet, olarak ben senin vicdanına bakıyorum. Evet ben seni bırakmam nerede? Bırakmam ben seni. Nasıl olacak peki yani sen hem diyorsun ki o adamdan iki çocuğun var o zaman sen iki çocuğu da mı bırakacaksın? Hani kardeşini... Hayır yok. Nasıl olacak? Yok
hani konuşacağım onlarla yani. Ben onu dün de konuştum. Konuşacağım ben onlarla. Çocukların kaç yaşında? 21 ve 17. 21? 17. 20. 20 ve 17'ymiş. 20 ve 17. Evet. Anladım. Peki kız veya erkek? Kız veya erkek. Anladım. Peki hani bu görüşmeyi bu kadar neden uzatıyorsun? Yani mesela hani illaki açıklanacak, senin için de kolay bir durum değil biliyorum. Mesela hani dün neden açıklama gereği duymadın? Yani bunu bugün, yarın, ertesi gün illaki söyleyeceksin yani. Senden duymasa başka birinden duyacak. Hani bu hiç güzel bir şey değil. Senden duyması daha güzel bir şey. Hani yarın öbür gün bu programı izleyen illaki bir tanıdığınız olacak ya, sesini bilen biri olacak. Sen buraya çıkmıyorsun ama sesini bilen biri olacak. Diyecekler ki böyle böyle görüştü. Yani sen ne cevap vereceksin o zaman? Hani en azından dürüst ol, konuş yani, söyle. Hani hiçbir şey sonsuza kadar saklı dedim kalmayacak ben zaten. Ki. Ben zaten dedim, hani dedim ben anlatacağım, konuşacağım. Şöyle onlarla da hani dedim ben. Konuşmayacağım demedim, konuşacağım. Yani anlatacağım. Yani sonuç neyse yani artık. Şimdiki eşiniz onun ilk evliliği mi olduğunuzu düşünüyor? Aynen. Ha, daha önce siz biriyle beraber olduğunuzu söylemediniz eşinize. Yok hani biz zaten hani ben Merve'yle konuşacaktım. Hayır, yani şunu merak et, siz eşinize daha önce bir beraberlik yaşadığınızı mı söylemediniz? Aynen. Yani söyleyecektim. Dedim yani ben anlatamıyorum ki. Yani anlatamıyorum yani şu an. Anlayacak anlamayacak bir şey yok yani. Adamla ben şimdi ilk defa seninle beraber oluyorum deyip evlendiniz yani. Adam şimdi ne diyecek? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronum öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.